bir şey de bak ben Cüneyt, Cüneyt kafam da güzel. Ben bir şey dediğim yok. Sadece nereden uyduruyorsun bunu? Ya bu kötü bir şey değil abi. Gayet keyiflisin işte ya. Ya Donald Trump'ın sözünü niye kesiyorlar? Bu şeylerden. Senin peki, keyiflisin diyorum. Ya keyifli değil misin? Gülüyorsun, eğleniyorsun. Hayır, ne ima ettiğini anlıyorum. Kafan güzel. Hayır, abi, ne alakası var ya? Ne demek kafan güzel? Ya kafa güzel illa içki içtiği anlamına gelmez ki. Böyle güzel, keyiflisin yani. Bir şey dedim yok. Ya Rasim, yani böyle buna gireceksen... Bak, olumsuz bir şey demedim. Ya bak ben... Yani, Güney, yani. Ben senin Güney, yaptığın bu bel altı vuruşu... Hayır, Güney, ben seküler bir adamım. Ben de arada içki içtiğim bir adamım. Ben hayatımda, hayatım boyunca... yayıncıyım. Elbette içerim ama hiçbir zaman yayın sırasında ve öncesinde içmemişimdir. Bu da benim prensibimdir. Tamam gayet güzel. Gayet güzel. Bir şey demiyor. Belki sen bunu bilmezsin. Sen yayıncı ya olarak. Ya yapma Allah'ın seversen. Ben de hayatım boyu hiçbir zaman yayın öncesi var. İşte belki biliyorsun. Ben madem... ilgili de çok şehir efsanesi uydurulur. Madem buradan girdik. Ya nereden buraya geldik? Buna gerek yok. Ben neyse, bir sana sadece. Bir saniye. Aykut Bey. Kardeşinizde çok... ben Aykut Bey dinleyelim abi, biz tartışmayalım. Aykut Bey dinleyelim. Yani, değil ya. Abi, ben, iyi bir yatırımcıyım Cüneyt. Bu işlerde siyasetle farkındayım. Çok iyi yatırımlar yaptığını biliyorum ama. Yani gayet iyi yatırımların şey değil. Özellikle siyasi yatırımların çok iyi Rasim'ciğim. Ben yani, o zaman Cüneyt, Aykut yapma. Şimdi popülizmi yapan sensin. Cüneyt, Aykut sen de Cüneyt. Sen de iktidar medyasının bir mensubusun yani. Estağfurullah, estağfurullah. Kolay kolay yani. Şimdi burada şey muhalefette yani. Oynuyorsun. Sonra iktidar medyası CNN Türk'te çalışıyorsun. Yapma yani. Evet, ona bağımsız gazetecilik diyor Rasim'cim. Bunları öğreneceksin yavaş yavaş. Yani. Nasıl başbakanların, Amerikan başkanının sesi kesileceği gibi bağımsız gazetecilerin olacağını da öğreneceksin, alışacaksın. Ya, 18 yıldır pek alışmadın o yüzden şey. Bağımsız gazetecisi ama iktidar medyası da mensup. Öyle, şey, öyle mi? Yıllar önce sen hiç kimse ekranı çıkarmazken kim çıkartıyordu? Ben çıkartıyordum seni ekranı. CNN Türkiye ana akım medyaya gelirken. O zaman şimdi nerede konuşuyorsun şu anda? CNN Türk'te mi konuşuyorsun? Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında mı konuşuyorsun? Ya Cüneyt karşı çıkmıyorum. Ben seni nerede konuşuyorsun şu an? Hayır, iyi de bir şey diyeceğim. CNN Türk iktidar medyası değil mi? CHP gelmiyor mu? Bir tane yok geliyor gayet. Ben benim yaptığım programda geliyor. Gelmiyor CHP'ler. Sen şu anda bu konuşmaları nerede yapıyorsun? Ya fark etmez. Ben sana bir somut bir şey söylüyorum. Bak somut bir şey söylüyorum. Neredesin sen şu anda? Sen şu anda neredesin? Muhalefetçilik oynayıp popülizm yapıyorsun. Ben bir şey demiyorum. Yap. Ama ben bir yandan da diyorsun ki ben de diyorum ki yani sen ah canım ya. Yani hem kel hem böyle şey. Yani hem ben hem kel hem tadılım. Hem burada oynuyorsun. Onu söylüyorum. Rasim'cim bunlara alışmadın. Çünkü uzun zamandır şuna alıştınız. Ya bizden ya düşman. Ya düşman ya bizden. Sen de buna alıştın yani. Sen de o şeyin başıydın. En son dayak yiyene kadar bunun başıydın. Ne zamanki dayak yedin, şey oldun. Ne zamanki o kuyuya düştün. Bizim neler yaşadığımızı anladın. Ya o yüzden de şimdi böyle konuşuyoruz. O yüzden şey yapmayalım yani. Ya baba bak benim dediğim yok. Ben tespit ediyorum. Ben bunu olumsuz anlamıyorum ki. Anlıyorsun. Ne ki yani? Ekonomiyle de tespit ediyorsun. Onu da sallıyorsun. Bunu da sallıyorsun. Ya neyi sallıyorum? Neyi salladım? Duymadım son dakika. Salladım yok. Bak ben burada... Cüneyt Özdemir YouTube kanalında konuşuyorsun. Göreceksin. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen Menderes'leri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Evet, bak. Savunmadım. Bak. Çıkar göster. Doğu. Ben göstereceğim. Doğu. Alçak adam. Alçak. Puş. Terbiyesiz. Lütfen. Beyefendi yapayım. Lapsızsın sen. Bir tane tokat atacağım. Abi şimdi lafları çok karıştırıyorsun. Evet söyle abi sen tek tek. Şu anda bak şu anda çok net bir şey değil mi Candaş? Bakın istifa ettiği söyleniyor. Instagram'dan. Abi Instagram'dan istifa etmek nedir ya? Şeyma Subaşı mısın Instagram'dan istifa ediyorsun bir numara? Yani ya niye Instagram'dan istifa ediyorsun çok, yani? Madem istifa ediyorsun delikanlıca git Twitter'dan istifa et. Çok saçma. Niye Instagram'dan istifa ediyorsun yani? İkincisi. Abi istifa eder eder ya konu bu mu şimdi yani? Ha, bir dakika abi bu ne? Abi Rasim New York Times'e haber olmuş durumda ya. Sen farkında değilsin olayın abi. Farkındayım. New York Times, Reuters, millet dalga geçiyor bizde ya. Böyle bir şey normal mi? Sen normal mi karşılıyorsun bu yaşını? Abi zaten şu an bütün dünya yani onlar Berat Albayrak'la
Ya abi, ne alakası var? Arıyorlar. Ya, şey de kay- yani sen gitsen şeyden ne bileyim Trump gitse Instagram'dan istifa etse o da haber yani. Bu normal mi abi? Sürekli bir şey yaşıyoruz yani. Amerikan ana akım medyası Trump'ın demeçlerini vermiyor. Sen Amerika'da yaşıyorsun daha iyi biliyorsun. Yani. Abi ben Türkiye'de yaşıyorum. Yalan söylediği için vermiyor. Ama o da doğru değil. Bak sen bunu savunmazsan. Yalan söylediği için vermiyor abi. Adam diyor ki seçimden çalındı diyor diye şeyin var mı? Delil yok diyor. Amerikan devlet başkanı bu. Amerikan devlet başkanı demeçleri yani ne olacak abi? Yalan söylüyorsa bak isterse abi, Amerika'nın devlet başkanı olsun. Bak Rasim'cim bunlara alışalım bak yeni dönemde, yeni dünya düzeninde. İstersen Amerika'nın başkanı ol, istersen bilmenin başkanı ol. Yalan söylüyorsan medya vermeyebilir abi. Oradaki referans medya işte bilmem nerenin başkanı olduğun değil tamam yani. Tamam yalan. Ne yalan? Tam Amerikan establishment'ın sözcüsü olarak konuşuyoruz. Vallahi ha abi. Evet bana evet para veriyorlar her yıl. Şeyden yolladılar IBAN'a para yolladılar Rasim. Amerikan establishment'a dur dediler sana para yollayalım da sen bizi savun dediler ben de onu savunuyorum yani. Yok böyle bir şey yok. Kendin, evet, bir dakika kendin inanıyor musun? Bir dakika kendin müsaade eder misiniz? İktidar medyasında bir mensubu bir adamsın yani. Bu bir aynı rendi, aynı rendi çeviren adamsın. Bunu söylemeye utan. Biliyorsunuz bu parklar bir burada var. İşte Londra'nın ortasında var. Bilmem kaç bin kilometre. Çocuklarınızı hayvanat bahçesine götürmeyin. Safari'ye götürün. Bak 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 gördün mü kadına bak bak elinde boku götürüyor. Gördün mü yeşil şey bok. Böyle götürüyor. Bir de böyle götürmek zorunda. Helikopter paşam. Kaybolduk. Oğlum harbiden kaybolduk. Aşağıda yol var oraya nasıl geçeceğiz? Öyle adamlar var ya. Gün batımı ne kadar güzel diyorum. Hayat sana güzel diyor. Ulan sen de bak. Bir araştırma yapmışlar. Türkiye'deki Amerikan karşıtlığı %80 falan 75-80 arası. Aynı denek grubuna diyorlar ki kaçınız Amerika'ya gitmek istersiniz? Yine %75-80. Baba bir karar verin. Ben bir şey de, bak ben Cüneyt kafan da güzel ben bir şey dediğim yok. Nereden uyduruyorsun bunu? Ya bu, kötü bir şey değil abi gayet keyiflisin işte ya. Donald Trump'ın sözünü niye kesiyorlar? Bu şeylerden ya senin peki, keyiflisin diyorum. Ya keyifli değil misin? Gülüyorsun, eğleniyorsun. Hayır, ne ima ettiğini anlıyorum. Kafan güzel. Hayır abi, ne alakası var ya? Üç kafa değil, kafan güzel. Ya kafa güzel, illa içki içtiği anlamına gelmez ki. Böyle güzel, keyiflisin yani. Bir şey dedim yok. Ya Rasim, yani böyle buna gireceksen... Bak, olumsuz bir şey demedim. Ya bak ben... Ben senin yaptığın bu bel altı vuruşları... Hayır, Güneş, ben seküler bir adamım. Ben de arada ben hayatımda hayatım boyunca çocukluk yayıncıyım. Elbette içelim ama hiçbir zaman yayın sırasında ve öncesinde içmeyeceğim. Bu da benim prensibimdir. Tamam gayet güzel. Gayet güzel. Bir şey demiyorum. Belki sen bunu bilmezsin. Sen yayıncı ya, olarak. Ya yapma Allah'ın seversen. Ben de hayatım boyunca hiçbir zaman yayın öncesi var. Belki biliyorsun. Ben madem... ilgili de çok şehir efsanesi uydurulur. Madem buradan girdik. Ya nereden buraya geldik? Buna gerek yok. Ben neyse, bir dakika. Sadece... Bir saniye bak, duralım. Bir saniye. Aykut Bey. Müsaadenizle çok... ben isterseniz. Aykut Bey dinleyelim abi biz tartışmayalım. Aykut Bey dinleyelim. Yani. Biz Ertuğrul Karanlı'nı falan doğramadık. Biz Ertuğrul Karanlı'nı doğrasaydık eğer Beşiktaş'ta şu an doktorluk yapamıyordu. Ooo. Ne bir şey falan mı oluyor? Kartı bıraktıran bazı konu. Bu konu feci. Ya kahve adam mıdır? Hakikaten saçların çok. Fırıl fırıl. Kahve adam mıdır? Dedi ya kahve bilmem falan işte diye geliyorum falan filan. Canlı gibi bahsettik. Senin böyle büyük sesine. Candan adam mıdır? Ya Rasim. Candan adam. Ya Ertem. Ertem buna ne olmadı bu Rasim'e ya? Allah şükür. Allah beni adam. Hocam da memnun musun? Memnun musun yarattığın canavarı? Ulan bu ne kusura. Bilmiyorum değil de. Taha diye bir çocuk var. Söylediğini söylemeyeyim Taha diye. Taha adam mıdır? Adam falan bilmiyorum. Ama Ahmet Özel'in bu zamana kadar Beşiktaş'ta ilgili ne varsa... Ya Rasim'in nerede? Bir daha söyle hocam. Saddam öldüyse... Hayda. Bittim. Şimdi bakın. Yani, Ahmet Şener'de yiyeceğim hocam. Şey biraz daha...